6 Şubat depremlerinin yıktığı 11 şehri ayağa kaldırmak için yürütülen konut çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede hükümet depremzedeki racıları da sevindirecek bir adım atma hazırlığına girdi. İddiaya göre yapımına başlanan kalıcı konutlardan ihtiyaç fazlası olanlar depremzede kiracılara verilecek. Kalıcı konutların hak sahiplerine dağıtımı sonrasında ise net konut sayısı ortaya çıkacak. Sonrasında da deprem bölgesinde afet sırasında kiracı olup konut almak isteyenlerden başvuru alınacak. Başvuru sürecinin netleşmediği çalışmada depremde evleri yıkılan, ağır hasar ve orta hasar alan evlerde yaşayan kiracıları öncelik tanınacak. Gerekli başvuruların ardından evi yıkılmış, ağır, orta hasarlı konut sahiplerinin konteynerda ya da kira desteği alarak konutta kalıp kalmadığına bakılacak. Başvuruların belirlenen konut sayısının üzerinde olması durumunda ise ilk etapta kuraya başvurulacak. Deprem sonrası farklı bölgelere taşınanların da başvurabilmesi için başvuruların çevrim içi alınması da gündemde. Bölgede hala ikamet edenlerse bizzat ilgili kurumlara başvuru yapabilecek. Başvuruda kiracıların hane halkı sayısı, gelir düzeyi, yaş, şehit engelli ve gazi yakını gibi kriterlere bakılabileceği belirtiliyor. Tüm detaylarsa çalışmanın sonucunda netleşecek. Rezerv alanlardaki evler ve yerinde dönüşümün dışında açık kalması durumundaysa ek konutlar yükselecek. Depremin ardından konteynerda kalan kiracılara kira desteği verilmiyor. Kira desteği alan kişilerse konteynerda yer almıyor. Ev verilecek kiracıların da ödeme planının hak sahipleriyle aynı olması bekleniyor. Buna göre kiracılar kira öder gibi ev sahibi olacak. Yapılacak çalışmanın bayram tatilinin ardından açıklanması bekleniyor. 6 Şubat depremlerinin ardından kalıcı konutlar için düğmeye basan hükümet, 2 yıl içinde yaklaşık 600 bin konutu tamamlamayı hedefliyor. Geçen süre içinde inşa edilen konutlar parça parça hak sahiplerine teslim ediliyor. Bu çerçevede bu yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimi hedefleniyor.